anamız oturuyor. Sıra onun sırası. Anamız ev işlerini pek sevmez. Yemek yapmayı da pek bilmez. Onun işi ilimdir, müştehidedir, fakihtir. İlimle uğraşır. O günde Safiye anamız güzel bir et yemeği yapmış. Hizmetlisinin eline vermiş. Götür bunu Resulullah'a yesin demiş. Allah Resulü bakıyor ki Safiye'nin hizmetçisi üstünden dumanlar çıkan bir yemeği tepsinin içerisinde getiriyor. Seviniyor. Ayşe diyor, bak bak, Safiye bize yemek göndermiş diyor. Ayşe anamızın kıskançlık damarı biraz yükseliyor. Biraz sinirleniyor. Kalkıyor ayağıya. Elinin tersiyle bir vuruyor tepsiye. Tepsi yerde. Tabak paramparça, yemek yerde. Ne yapmıştır Allah Resulü? Anamız rivayet ediyor. Bakıyor ve bana gülüyor. Sadece bu. Resulullah'ın güldüğünü görünce diyor, öyle bir utandım. Öyle bir utandım ki. Ya Resulallah dedim, ne olur beni affet. Neyse kefareti söyle yapayım. Kefaretini yapacak mısın? Evet yapacağım. Tabağa tabak, yemeğe yemek. Ya Resulallah, tabak kolay. Medine'den bir yerden alırım. Yemeği ben bilmem ki yapmayı. Var git Safiye'ye, rica et bir daha yapsın. Ne yapmaya çalıştı Efendimiz, anladınız değil mi? Safiye validemize göndererek onun da gönlünü alıyor. Onu onun ayağına göndererek kıskançlığını, hasedini bir şekilde tedavi ediyor. Varıyor gidiyor, yemek yapılıp tekrar huzuru risalete geliyor.